Tasavvuf dinin özünü, İslam'ın özünü anlamak, idrak etmek, hayata geçirmek, yaşamak demektir. Tarikatlar zaten, tarikat, tarik biliyorsunuz yol. Tarikatların kuruluş amacı da budur yani. Bu tasavvufu insanlara yaşatmak, özümsemek, dinin özünü, hakikatini anlatmak, ifade etmek. Burada nasıl bir seyri sülük yapılır? Kemalata ulaşmak noktasında herkesin mizacı farklı çünkü, yapısı farklı, fıtratı farklı, farklı yapıdaki insanların bu kemalata ulaşmasında izleyeceği yolu ifade etmek için tarikatlar kurulmuştur. İşte o tarikatın başındaki kişiye de mürşit denilir. Mürşit, irşat eden demektir. İrşat eden, yani o bilgiyi, o ilmi o insana öğreten demektir. Geniş manada mürşit dediğimiz zaman, geniş manada her şey mürşit olabilir. Nasıl olabilir? Zannediyorum, yanılmıyorsam Beyazıt-ı Bestami Hazretlerinin bir sözüydü. Benim mürşitlerimden birisi de kedidir buyuruyor. Bakın, kedi mürşit olur mu? Olur. Niye olmasın? Bir gün diyor bir fareyi kovaladığını gördüm. Fare bir deliğe girdi. Kedi de geldi, o deliğin başında bekledi. Akşama kadar yerinden kımıldamadı. Biliyor ki o fare en sonunda acıkacak ve o delikten çıkacak. Sabırla bekledi. Ve akşam olduğunda fare acıktığı için delikten çıktığı anda tuttu fareyi, yedi diyor. Oradan sabrı öğrendim diyor. Sabrı öğrenmek konusunda kedi benim mürşidim oldu diyor. Kedi mürşid oluyor mu? Kedi de mürşid olur, fare de mürşid olur, ağaç da mürşid olur, arı da mürşid olur, kuş da mürşid olur. Geniş manada mürşid, irşad eden, sana bir bilgi veren, bilgi taşıyan, sana bir konuda Allah'a yaptığın yolculukta rehber olan, öğretmenlik yapan kimse demektir. Özel manada, yani tarikatta mürşid ise, işte bu Allah'a olan seyr-i sülükünde, yolculuğunda senin ahvaline göre, mizacına göre, yapına göre seni o tehlikelerden koruyarak, bertaraf ederek Allah'a olan yolculuğunu en tehlikesiz, en kolay, en rahat bir biçimde hakikatleri öğrenerek gitmeni sağlayan kişiye denir mürşid. Bugün ona bu kelimenin karşılığına öğretmen de girer, rehber de girer, yol arkadaşı da girer. Yani farklı farklı kelimeler girebilir ama Arapçadaki karşılığı bunun mürşid, irşad eden. Dolayısıyla kişi işte hatta Ehlullah'tan bir kısmı şöyle bir söz söylemiştir. Mürşidi olmayanın ya da şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Mürşidi olmayana şeytan mürşitlik eder. Bu söz bir cihetten tabii ki doğrudur. Neden? Sana rehberin yok. Nasıl gideceğini bilmiyorsun yolunu. Nasıl gideceğini bilmediğin zaman sana gelecek o ilhamlar, kalbine doğacak olan o bilgiler, ilhamlar nereden gelecek? Şeytandan gelecek. Bu sefer seni şeytan yönlendirecek. Çünkü insan kalbi melekten gelen ilhama da açık, şeytandan gelen ilhama da açık. Belli bir düzeyde ilim sahibi değilsen, bir mürşidin yoksa kalbine gelen ilhamın melekten mi, şeytandan mı olduğunu ayırt edemezsin. Bilemezsin. Bu gelen ilhamı hep melekten zannedersen, işte o zaman Allah muhafaza şeytan alır götürür. Bir menkıbe paylaştık işte. Dün paylaştığımız menkıbede Saadettin Konevi Hazretlerinin talebesi derviş ne yapıyor? Halvete giriyor kendi kendine. Saadettin Konevi Hazretleri bakıyor, dervişlerden biri yok. Eksik. Diyor ki bu arkadaşınız nerede? Efendim o halvete girdi. Nasıl ben ona halvete girmeye emretmedim? Nasıl olur bu halvete girdi? Gidiyor onun yanına. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Efendim diyor, ben halvete girdim. Cebrail aleyhisselam böyle tefekkür ediyordum, düşünüyordum, zikrediyordum, Allah'ı anıyordum. Cebrail aleyhisselamı gördüm. Geldi, ağzıma tükürdü. Halvete gir dedi. Ben sana ledün ilimleri vereceğim dedi. Ben de halvete girdim. Şimdi o bana geliyor. O kalbime ilka ediyor bilgileri. Ben de hepsini kaleme döküyorum. O sırlı bilgileri, o ledün ilimlerini yazıyorum diyor. Tabii bunu ayırt etmek için işte yine ilim lazım. Nerede görüyorsun sen onu dediği zaman, nasıl görüyorsun dediği zaman, işte suyun üzerinde bir tahtta görüyorum deyince sana diyor ki, sana gelip o bilgileri veren Cebrail aleyhisselam değil, şeytan seni kandırmış. Nasıl olur? Suyun üzerinde şeytanın tahtı var. Sen bunu bilmiyor musun? İşte
mürşidinin, şeyhinin emri olmadan kendi başına bir iş yapmaya kalkarsan şeytanın oyuncağı olursun.